Pekala. Bugün yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerini bitirmeye çalışacağız. Sıradaki konumuz geçiş metalleri olacak. Geçen ders pillerin delta sıfırından, yani bir elektrokimyasal pilin standart pil potansiyelinden bahsetmiştik. Sonra dersin sonunda bir clicker sorusu sorduk. Anottaki ve katottaki reaksiyonların ne olduğunu söylemenizi istemiştik. Şimdi bir pilin standart pil potansiyelini hesaplayacağız. Bunun için bir eşitliğimiz var. Pil potansiyeli veya delta E eşittir katotta gerçekleşen tepkimenin standart indirgenme potansiyeli eksi anotta gerçekleşen reaksiyonun standart indirgeme potansiyelidir. Geçen ders anotta ve katotta hangi tepkimelerin gerçekleştiğini öğrendiniz. Devam edelim ve bu bilgileri kullanalım. Katotta gerçekleşen bakır tepkimesidir. Anotta gerçekleşen ise çinko tepkimesidir. Burada tepkimelerin standart indirgenme potansiyellerini kullanacağız. Çünkü bu eşitlik buna göre düzenlenmiştir. Bunu not edin, önemlidir. Peki, bu standart indirgenme potansiyelini nereden alırız? Kitabınızda pek çok çizelge var. Şüphesiz sınavda bu bilgiler size verilecektir. Standart indirgenme potansiyelleri standart hidrojen elektroda karşı ölçülür. Buradaki kısaltmaların ne anlama geldiğini geçen ders öğrenmiştik. Bu değerlere bakabiliriz. Hepsi indirgenme tepkimelerine göre listelenmiştir. Bunlardan birinin yükseltgenme tepkimesini arıyorsanız hiç şansınız yok. Çünkü hepsi indirgenme tepkimelerine göre yazılmış ve listelenmiştir. Burada çinko artı 2 iyonu 2 elektron alarak katı çinkoya indirgenmiştir. Benzer şekilde bakır artı 2 iyonu da 2 elektron alarak katı bakıra indirgenmiştir. Bunların standart indirgenme potansiyelleri burada yazılmaktadır. Şimdi bu değerleri formülde yerine koyalım. 0,3402 eksi parantez içinde eksi 0,7628 eşittir 1,103 volt. Gördüğünüz gibi pil potansiyelinin işareti pozitiftir. Bu işlemi yapmak çok kolay ama burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğunuz bu hatayı yapıyor. Şöyle diyorsunuz: pekala, burada biri indirgeniyor ve biri yükseltgeniyor. Ben standart indirgenme potansiyelini arıyorum. O halde birinin işaretini değiştirmeliyim diyorsunuz. Ve sonra değiştirdiğiniz bu değerleri eşitlikte yerine koyuyorsunuz. Böylece işareti tekrar değiştirmiş oluyorsunuz. Sonunda cevap yanlış oluyor. Bu problemler için bir ipucu veriyorum. Bu eşitlik standart indirgenme potansiyeline göre düzenlenmiştir. Sadece indirgenme değerlerini bulup yerine koyacaksınız. İşaretlerini değiştirmeyin. Bu formülü yazıldığı gibi kullanın. Sadece standart indirgenme potansiyellerini yerine yazın. İşiniz tamamdır. Yanlış yapmazsınız. Burada pil potansiyeli pozitif olarak bulunduğuna göre şu soruyu sorabiliriz: bu tip pillerde elektron akışı istemli midir? Bir tepkimenin istemli olup olmadığını hangi terim belirler? Delta G0 terimi belirler. Delta G0 ve delta E0 arasındaki ilişkiden geçen ders bahsetmiştim. Delta G bir tepkimenin istemli olup olmadığını belirler. Dersin sonunda bu eşitliği konuşmuştuk. Bir pil için delta G0 eşittir eksi N, ki burada n mol sayısını göstermektedir, çarpı Faraday sabiti çarpı pilin delta E0 değeridir. Burada tekrar termodinamiğe geri döndük. Tepkimelerin istemli olup olmadığını düşünüyoruz. Eğer pilin delta E0 değeri pozitifse delta G0 ne olacaktır?
negatif olacaktır. Peki tepkime istemli midir? Evet. Eğer delta E0 artı ise delta G0 eksidir ve delta G0 eksi ise tepkime istemli olacaktır. Bu nedenle cevap evettir. Şimdi sizi bir terimle daha tanıştırmak istiyorum. Galvanik pil. Galvanik pil elektrik akımı üretmek için istemli tepkimelerin kullanıldığı bir elektrokimyasal pildir. Problem setinizde galvanik pillerle ilgili sorular bulunabilir. Bu kaldırıp atacağınız rastgele bir bilgi değildir. Size bir pildeki tepkiminin istemli olup olmadığını söyler. Anotta ve katotta hangi tepkimelerin gerçekleşeceğini söyleyecektir. Çünkü tepkimenin istemli olmasını istersiniz. Delta E0 değerine ihtiyacınız vardır. Bu değer galvanik pilde pozitiftir. Yani galvanik pil ifadesi size problem hakkında çok şey anlatır. Bunun tam tersi elektrolitik pil de vardır. Bu pilde istemli olmayan bir tepkimenin gerçekleşmesi için sisteme enerji veririz. Bir akım üretirsiniz, sonra istemli olmayan bir tepkimenin olması için onu zorlarsınız. Bunlar iki farklı pil türüdür. Tekrar edelim. Bir tepkimenin istemli olup olmaması delta G0 değeriyle ilişkilidir. Bir pildeki tepkime istemli ise delta E0 değeri pozitif, delta G0 değeri ise negatif olacaktır. Bir pilin delta E0 değerini standart indirgenme potansiyellerini kullanarak hesaplayabiliriz. Standart indirgenme potansiyelleri standart hidrojen elektroda karşı ölçülmüş ve listelenmiştir. Bu değerlere bakıp pilin delta E0'ını hesaplamak mümkündür. Böylece tepkimenin istemli olup olmadığını öğreniriz. Şimdi standart indirgenme potansiyelinin büyüklüğünü ve işaretini düşünelim. Bu bize bir tepkime hakkında nasıl bir bilgi verir? Standart indirgenme potansiyelinin anlamına kitaptan bakabilirsiniz. Önce pozitif ve büyük delta E0 değerinin ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini düşünelim. Bu element kolay indirgenir anlamına gelir. Örneğimize bakalım. İndirgenme potansiyelleri burada verilmektedir. Flor gazı 2 elektron alarak florür anyonuna dönüşmektedir. Bu tepkimenin standart indirgenme potansiyeli artı 2,87 volt olarak ölçülmüştür. Bu pozitif ve büyük bir değerdir. Bu flor gazının 2 elektron alarak indirgenmek isteyeceği anlamına gelir. Delta G0 bu tepkime için uygundur. Yani negatiftir. Şimdi bana söyleyin. Bu flor gazını iyi bir yükseltgen yapar mı, yapmaz mı ve neden? Son 10 saniye. Çok iyi. Flor gazı iyi bir yükseltgendir. Yani indirgenmesi kolaydır. Şimdi slayta geri dönelim. İyi bir yükseltgen etrafındaki elementlere yükseltger ve kendisi indirgenir. Diğer bir deyişle yükseltgeme aracıdır. Yükseltgeyici ajandır. Kolay indirgenebilen bir şey aynı zamanda iyi bir yükseltgendir. Ne kadar kolay indirgenirse standart indirgenme potansiyeli de o kadar büyük ve pozitif olur.
Bunu hatırlamanın başka bir yolu şudur. Belli bir çifte delta E0 değeri pozitif ve büyük olan yükseltgendir. Buradaki flor gazı florür çiftinden yükseltgen olan flor gazıdır. Kolayca indirgenir ve karşısındakine yükseltger. Çiftlerden büyük ve pozitif delta E0 değerine sahip olan yükseltgendir. Buradaki liste kitabınızın arkasında gördüğünüz çizelgeye çok benzer. Biraz önce konuştuğumuz flor gazı, florür çifti burada en üstte görünmektedir. Büyük ve pozitif standart indirgenme potansiyeli vardır. Söylediğimiz gibi kuvvetli yükseltgendir. Yukarıda pozitif değerler var. Aşağı doğru küçük ve negatif değerlere inilmektedir. Standart indirgenme potansiyelleri içinde en büyük negatif değer lityumun indirgenme tepkimesine aittir. Şimdi çizelgenin en altında ne olacağını düşünelim. Büyük negatif delta E0 değeri bir elementin çok zor indirgendiği anlamına gelir. Lityumun tepkimesine bakalım. Lityum artı bir katyonu bir elektron alarak katı lityuma dönüşür. Bunun indirgenme potansiyeli eksi 3.045 volttur. Lityum artı bir katyonuna bir elektron eklemek zordur. Lityum artı bir katyonu halinden memnundur. İndirgenmek istemez. Bu istemli olmayan bir tepkimedir. İndirgenmeyi tercih etmez. Peki, o halde sizce lityum artı bir katyonu iyi bir yükseltgen midir? Hayır, iyi bir yükseltgen değildir. Ama etrafındakiler olabilir. Katı lityum iyi bir indirgendir. Katı lityum diğer şeyleri indirgemeyi sever. Katı lityum yükseltgenmeyi sever. Lityum, lityum artı bir olmayı tercih eder. Lityum artı bir olmaktan çok memnundur. Katı lityum iyi bir indirgendir. Çizelgenin en alt kısmında ne olduğunu düşünecek olursak, artı bir yüklü katyon ve katı element çiftlerinde katı element iyi bir indirgendir. Çok iyi indirger. Buradaki indirgen katı lityumdur. Büyük negatif potansiyele sahip olan iyi bir indirgendir. Çizelgeye geri dönecek olursak, yukarıda büyük pozitif değerler var. Yukarıdaki çiftlerde yükseltgenmiş olan iyi bir yükseltgendir. En alttaki çiftlerde büyük negatif sayılar var. İndirgenmiş olan iyi bir indirgendir. Size problem setlerinde farklı elementler verilir ve hangisi daha iyi indirgendir ya da hangisi daha iyi yükseltgendir diye sorulur. Bunların indirgenme potansiyellerini mukayese etmelisiniz ve hangisi daha büyük pozitif sayı, hangisi daha büyük negatif sayı diye düşünmeniz gerekir. Eğer yukarıda en büyük pozitif ve yükseltgenmiş olanın iyi bir yükseltgen, aşağıda en büyük negatif ve indirgenmiş olanın iyi bir indirgen olduğunu hatırlarsanız bu sorulara cevap verebilirsiniz. Bunların bazıları sezgisel olabilir. Bu derste bunlar hakkında konuştuk. Periyodik çizelgeye bakacak olursak burada bazı potansiyeller görülüyor. Lityum kolay yükseltgenir ve iyi bir indirgendir. Lityum artı bir iyonu soy gaz elektron düzenine sahiptir ve halinden çok memnun. Halbuki flor soy gaz düzenine florür olduğu zaman ulaşır. Bu nedenle kolay indirgenir ve bu onu yani floru iyi bir yükseltgen yapar. Bu elementlerin iyi bir yükseltgen veya indirgen oluşu bu nedenle biraz sezgisel bir şeydir. Şimdi buradaki elektrokimyasal pil için standart indirgenme potansiyelini hesaplayalım. Denklemler verilmiş ve standart indirgenme potansiyelini bulmak istiyoruz. Bunu yapmak için bu çizelgedeki standart indirgenme potansiyellerini kullanacağız.
Buradan görmek biraz zor. Şuraya geri dönelim. Şimdi şu eşitliğe bakalım. Sizce katotta hangi tepkime gerçekleşir? Şimdi söyleyin. Katotta ne olur? İndirgenme mi, yükseltgenme mi? İndirgenme olur. Buradaki tepkime denklemine bir bakalım. Şimdi bana söyleyin. Burada hangisi indirgeniyor? Bu eşitlikte hangi element indirgeniyor? Demir indirgeniyor. Bunu yazalım. Peki kaç elektron almış? 2 elektron almış. İndirgenme tepkimemiz bu. Anotta yükseltgenme olur. Geride tek seçenek kaldı. Şimdi bunu da yazalım. Sulu fazdaki 2 iyodür iyonu katı iyoda dönüşür ve 2 elektron verir. İki yarı reaksiyonu yazdık. Pil potansiyelini hesaplayabilmek için standart indirgenme potansiyellerine bakmamız gerekir. Pilin delta E0 potansiyeli eşittir E0 katot demir artı 3'ün demir artı 2'ye indirgenme potansiyeli. Eksi E0 anot. İyodun iyodüre indirgenme potansiyeli. Çizelgeden değerlerini bulup formülü de yerine koyalım. Demir için artı 0,770 volt. Artı 0,535 volt. Eşittir 0,235 volt. Artı değer elde ettik. Peki bu tepkime için ne söyleyebiliriz? İstemli midir, istemsiz midir? İstemli olacaktır. Artı değer elde ettik. Bu nedenle delta G0 değeri negatif olacaktır. Peki bu tepkimedeki yükseltgen ve indirgen nedir? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bir clicker sorusuyla soralım. Hangisi daha iyi yükseltgendir? Demir artı 3 iyonu mu yoksa iyot mu? Ve hangisi daha iyi indirgendir? İyodür mü yoksa demir artı 2 iyonu mu? Bu şıklardan birini seçiniz. Son 10 saniye. Çok güzel.
Buradaki püf noktası bu iki potansiyelin değerini düşünmektir. Daha önceki örnekten farklı olarak onlarda büyük pozitif ve büyük negatif değerler vardı. Burada ise her iki değer de pozitiftir. En iyi yükseltgen bu iki yükseltgenmiş tür, yani demir artı 3 ve iyottan biri olmalıdır. Hangisi daha büyük pozitif değere sahipse o iyi yükseltgendir. Demir artı 3'ün değeri daha büyük. O halde demir artı 3 daha iyi yükseltgendir. Şimdi iki indirgenmiş türe, yani demir artı 2 ve iyodüre bakalım. Daha küçük pozitif değere sahip olan daha iyi indirgen olacaktır. Buradaki iyodürdür. Doğru cevabı bulmak için çizelgedeki değerlere bakıp büyüklüklerini mukayese etmemiz gerekir. Doğru cevabı böylece bulmuş olursunuz. Şimdi bir biyolojik örnek üzerinde düşünmek istiyorum. Bir soru soracağım ve bunun cevabını dersin sonunda vereceğim. Hücre içinde bazı maddelerin indirgenme potansiyelleri vardır. Örneğin B12 vitamininin bir indirgenme potansiyeli vardır. Aslında B12 biyolojik moleküller içerisinde en büyük negatif indirgenme potansiyeline sahip moleküllerden biridir. Vücutta aktif olması için indirgenmiş olması gerekir. Peki, bu kadar büyük negatif indirgenme potansiyeline sahip bir şey nasıl indirgenir? Soru budur. Vitamin B12'nin aktif olması için vücutta indirgenmesi gerekir. İnsanlarda bazı enzimlerin doğru çalışması için iki şeyin olması gerekir. B12 ve folik asit. Bu ikisinin kalp hastalıklarının ve kusurlu doğumların önlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Son zamanlarda B12 ile akıl sağlığı arasında bir bağlantı kurulmuştur. Özellikle B12 eksikliğinin demans, yani bunama ile bir bağlantısı vardır. Peki, kaç kişi kolesterol diye bir şey duydu? Peki, kaç kişi homosistein adını duydu? Kalp hastalığı belirtisinde homosistein kolesterolden daha iyi bir indikatördür. Bunu duymak sizi şaşırttı mı? Pekala. Homosistein kalp hastalığının olup olmadığının anlaşılmasında daha önemli bir göstergedir. Ama bu alana çok fazla para harcanmaz. Halbuki kolesterol düşürücü ilaçlara daha çok para harcanmaktadır. Medikal bilgileri nereden aldığınızı düşünürseniz bunu fark edebilirsiniz. Bu bilgiler size genellikle bir şey satmaya çalıştıkları zaman ticari ürünlerle birlikte gelir. Eğer çok para kazandırmazsa söz gelimi vitaminlerde olduğu gibi onun hakkında çok fazla bir şey duymazsınız. Bir bilim insanı olarak bilginin kaynağını değerlendirebilmelisiniz. Pekala, vitamin B12 gerçekten çok önemli. Sağlıklı olmak için ona ihtiyacımız vardır. Sizin yaşınızda MIT'deki birçok kişinin kalp hastalığı ile endişesi yoktur. Ya da doğum kusuru ile doğan bir çocuğa sahip olma endişesi taşımaz. Belki bazılarınız yaklaşan sınavlar nedeniyle B12'nin zihin açıcı etkisi ile ilgilenebilirsiniz. Peki, beslenmenizde B12 ve folik asidi nereden alabiliriz? B12 vücutta nasıl indirgenir? Önce B12 içeren besinleri düşünelim. B12 vitaminini nereden alırız? Kim söyleyecek? Sebze dediğinizi duydum. Sebzede herkes hemfikir mi? Sebzeyi sevenlere bir sözüm yok. B12'nin sebzelerden geldiğine inanıyor musunuz? Peki B12 nereden gelir? Kırmızı et iyi bir B12 kaynağıdır. B12 bütün etlerde bulunur.
Bitkiler hiçbir şekilde B12 vitamini kullanmazlar. Bu nedenle vejetaryenlerin işi zordur. Yiyeceklerinden B12 alamazlar. Ama B12 tabletleri olduğu için çok şanslılar. En iyi B12 kaynağı ettir. B12 için her zaman iyi referanslar ararım. Bir tanesini geçen gün gördüm. HBO'nun True Blood dizisini izleyen var mı? Sadece tek kişi. Seyrederseniz şunu fark edersiniz. Vampir ile bir randevunuz varsa ilave B12 aldığınızdan emin olmalısınız. True Blood'daki Sookie emniyette olmak için B12 tabletleri alıyordu. Peki ya folik asit? Folik asiti hangi besinlerden alacağını bilen var mı? Sonbaharda ne olur? Dışarı çıkalım, ağaçlara bakalım, düşen yaprakları seyredelim dersiniz. Bir çağrışım yaptı mı? Bir dakika bekleyin. Birasının en iyi folik asit kaynağı olduğunu söyleyen bir toplantıda bulunmuştum. Norveçli bilim adamları tarafından tesadüfen rapor edilmemişti. Arpa, sebze ve bu tür şeyler hariç diğerlerine hiçbir atıfta bulunmuyorlardı. Bu da sağlıklı beslenme için bir sır olsa gerek. Ticari olarak söylenen portakal suyu için kalbinize iyi gelir diyen bir reklam izlediniz mi? Aslında potansiyel olarak doğru. Portakal suyundan çok fazla folik asit alabilirsiniz. Kalp sağlığı için gereklidir. Bazı iddiaların doğru olmadığını kim bilebilir ki? Vitamin B12'nin vücutta nasıl indirgendiği sorusuna hala geçmedik. Bu dersin sonunda döneceğiz ve cevaplayacağız. Eğer o kadar gelebilirsek. Pekala, birkaç şey daha yapmamız gerekir. Böylece herkes problem setlerini bitirebilir. Önce yarı pil tepkimelerini toplamayı ve çıkartmayı göreceğiz. Daha sonra favorilerimden biri olan Nernst eşitliğine geçeceğiz. Pekala, bazılarınız bunları problem setinde görmüş olabilir. Farz edin, standart indirgenme potansiyelini bilmeniz gerekiyor ve kitabın arkasındaki çizelgede yok. Ama başka değerler verilmiş. İlgili tepkimeleri kullanarak size gerekli olan potansiyeli hesaplayabilir misiniz? Söz gelimi size bakır artı 2'nin bakır artı 1'e indirgenme potansiyeli gerekli. Ama bu verilmemiş. Bunun yerine bakır artı 2'nin 2 elektron alarak katı bakıra, katı bakırın bir elektron vererek bakır artı bire dönüştüğü tepkime potansiyelleri verilmiş. Şimdi bu iki tepkimeyi toplayarak istediğimiz eşitliği elde edebiliriz. Peki bu tepkimenin standart indirgenme potansiyelini nasıl buluruz? Dersten önce birisi benzer bir soru sormuştu. Bunun için bir hal fonksiyonu olan serbest enerjiye geri dönmeliyiz. Burada ilgili eşitliği veriyorum. Bu nedenle serbest enerjiye tamamen dönmemize gerek yok. Aslında bu problemi farklı serbest enerjileri düşünerek de çözebilirsiniz. Bu yeni tepkimenin delta G0 değeri eşittir. İndirgenme tepkimesinin delta G0 değeri eksi yükseltgenme tepkimesinin delta G0 değeridir. Buradaki delta G0 yerine eksi N, F, E0 çarpımını koyabiliriz. Bu durumda Faraday sabitleri birbirini götürür. Yeni tepkimenin E0 değerini yalnız bırakarak eşitliği yeniden düzenleyebiliriz. Yeni tepkimenin indirgenme potansiyeli eşittir. İndirgenme tepkimesindeki elektronun mol sayısı çarpı indirgenme potansiyeli eksi yükseltgenme tepkimesindeki elektronun mol sayısı çarpı yükseltgenme potansiyeli bölü toplam tepkimedeki elektronun mol sayısıdır.
Şimdi bu yeni formülü kullanarak tepkimenin indirgenme potansiyelini hesaplayalım. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini ve bunlara ait indirgenme potansiyellerini bir arada görelim. Bakır artı 2'nin katı bakıra indirgenme tepkimesini biliyoruz. Ayrıca bakır artı 1'in katı bakıra indirgenme tepkimesini biliyoruz. Bakır artı 2'nin bakır artı 1'e indirgenme tepkimesinin değeri nedir? Çıkarttığımız eşitliği kullanalım. Formülde indirgenme tepkimesinin potansiyeli yerine hangi değeri yazmalıyız? İndirgenme tepkimesi bunlardan hangisi? Hangisi indirgenme tepkimesi? Evet, peki tepkimede kaç mol elektron var? Evet, şimdi bu değerleri yerine koyalım. 2 çarpı 0,374 volt. İndirgenme tepkimesi için de 1 çarpı 0,522 volt yazarız. Peki toplam tepkimede kaç mol elektron var? 1 elektron. Şimdi işlemi yapalım. Cevap 0,158 volttur. Bakır artı 2'nin bakır artı 1'e indirgenme tepkimesinin standart indirgenme potansiyelini yarı tepkimeler yardımıyla bulmuş olduk. Bu formül size sınavda verilecek. Önemli olan onu kullanmayı bilmeniz. Böylece bakır 2'nin bakır 1'e indirgenme tepkimesinin potansiyelini bulmuş olduk. Size gösterdiğim bu formülü ve diğer formülleri nasıl kullanacağınız hakkında bir hatırlatma yapayım. Eğer bir elektrokimyasal pili konuşuyorsak, anotta verilen elektronların mol sayısı, katotta alınan elektronların mol sayısına eşit olmalıdır. Dolayısıyla bu formül gerekli değildir. Elektrokimyasal pil için daha önce bahsettiğimiz formülü ve aşağıda verdiğimiz delta E0 eşittir E0 katot eksi E0 anot eşitliğini kullanabilirsiniz. Ama konuştuğunuz tam bir elektrokimyasal pil değilse, yarı tepkime pil potansiyelinden bahsediyorsanız, o zaman bu eşitliği kullanmanız gerekir. Bu eşitliklerin her ikisi de sınavda size verilecek. Yukarıdaki elektrokimyasal pil için, aşağıdaki yarı tepkime potansiyelleri için. Şimdi Nernst eşitliği. Herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Bazen bir şeyi çalıştırmak istediğinizde pilin bitmiş olduğunu görürsünüz. Bitmiş pil, pildeki kimyasal tepkimelerin dengeye ulaştığını gösterir. Dengede elektrotlar arasındaki potansiyel farkı sıfırdır ve pil artık işe yaramaz. Bir dahaki sefere pil bitti diye sinirlenmek yerine nihayet dengeye ulaştı diyebilirsiniz. Pil tepkimeleri nasıl gerçekleşir? Elektrokimyasal pil içindeki bileşimin değişmesiyle potansiyel nasıl değişir? Bunları düşünmemiz gerekir. Kimyasal denge ve tepkime bileşenleri hakkında bazı şeyler biliyoruz. Sınavdan önce bu iyi bir tekrar olmuş olacak. Şimdi geri döneceğiz ve kimyasal denge konusunu gözden geçirmiş olacağız. Dengeye ulaşana kadar bileşenlerin derişimleri değiştikçe delta G'nin değiştiğini biliyoruz. Dengeye ulaşıldığında delta G sıfıra eşit olacaktır. Dengeye ulaşmadan önce delta G eşittir G sıfır artı RT ln Q'dur. Buradaki Q nedir? Tepkime kesri.
Onu daha önce görmüştük ve şimdi tekrar kullanacağız. Delta G0 ile delta E0 arasındaki ilişki hakkında ne biliyoruz? Delta G0 eşittir eksi N, ki elektronun mol sayısıdır, çarpı Faraday sabiti çarpı delta E0'dır. Şimdi bunları birleştirebiliriz. Denklemde delta G yerine eksi N F, delta G0 yerine de eksi N F delta E0 yazalım. Sonra bu eşitliği eksi N F terimine bölelim. Böylece Nernst eşitliğini elde etmiş oluruz. Böylece delta E eşittir delta E0 eksi RT bölü NF ln Q ifadesini elde etmiş oluruz. Burada R ideal gaz sabiti, T ise sıcaklıktır. Pil potansiyelinin hesaplanması her zaman standart sıcaklık, basınç ve derişimlerde mümkün olmaz. Nernst denklemini kullanarak standart olmayan basınç, sıcaklık ve derişim gibi koşullarda pil potansiyelini hesaplayabiliriz. Bunun için Q'yu bilmemiz gerekir. Q, pilin bileşenlerinin o andaki derişim oranıdır. Yani o andaki ürün derişiminin reaktif derişimine oranıdır. Nernst eşitliği ile ilgili bir problem olup olmadığına dair ipucu şudur. Eğer bir problemde belli bir zamandaki derişimler verilmişse, burada Nernst eşitliğinin kullanılması gerektiğini düşünebilmelisiniz. Bunu bir örnek üzerinde görelim. Bu pilde çinko artı 2 iyonunun derişimi 0.1 molar, bakır artı 2 iyonunun derişimi 0.001 molar olsun. Bu pildeki tepkime denklemi aşağıda verilmektedir. Standart indirgenme potansiyelleri için çizelgelere bakmamız gerekir. Nernst denklemini kullanacağımız zaman yapmamız gereken ilk şey pilin standart pil potansiyelini hesaplamaktır. Burada çizelgeden alınmış indirgenme potansiyellerini görmektesiniz. Şimdi bu pilin standart indirgenme potansiyelini benim için hesaplayın. Son 10 saniye. Bakalım bugün %90'ınız doğru cevaplamış mı? Çünkü bunu yapabilmeniz gerekir. Pekala. Şimdi sunuma geri dönelim. Bu çok kolay bir soru. Aslında yardımcı olması için anotta ve katotta gerçekleşen tepkimeleri göstermeyi önce düşünmemiştim. Bu istediğimden daha kolay bir soru oldu. Önce tepkime verildiğinde anot ve katotta gerçekleşen reaksiyonları düşünmeniz gerekir. Yazıldığı gibi bakır artı 2 bakıra indirgenmiş. Çinko da çinko artı 2'ye yükseltgenmiş. Hangisi anot ve hangisi katot tepkimesidir? İndirgenen ve yükseltgenler nelerdir? Bunları düşünmeniz gerekir. Hangi çiftlerin olduğunu bulduktan sonra değerleri yerine koyalım. Katotta bakır artı 2 bakıra indirgenmiş.
standart indirgenme potansiyelini yerine koyalım. Formülden gelen eksi var. Anot için indirgenme potansiyelini yazıyoruz. Anotta çinko, çinko artı 2'ye yükseltgenir. Değerini yerine yazıp sonucu bulalım. Sonra Q değerini bilmemiz gerekir. Buradaki Q değerinin ne olduğunu bana niçin söylemiyorsunuz? Son 10 saniye. Pekala. Geri dönersek, burada Q, ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimidir. Katı fazın derişimi değişmeyeceği için tepkime denklemine konmaz. Çinko artı 2 iyonunun bakır artı 2 iyonuna oranı 1.0 çarpı 10 üzeri 2'dir. Eğer Q'yu hala hesaplamayı bilmiyorsanız sınav için cuma günü ilave problemler yollanacak. Q ifadesi birçok ünitede kullanılır. Şimdi n değerini bulmamız gerekir. Sonra Nernst denklemine gidebiliriz. Burada kaç mol elektron kullanılmıştır? 2. Bu her zaman bu kadar açık değildir. Size tuzağa düşürebilir. Buna dikkat edin. Her şeyi bulduk. Şimdi denkleme yerleştirebiliriz. Pilin standart potansiyelini hesapladık. Q'yu hesapladık. N'nin ne olduğunu söylediniz. Şimdi bunları denklemde yerine koyalım. 1.103 eksi ideal gaz sabiti çarpı oda sıcaklığı yani 298 derece Kelvin çarpı ln 2 bölü 2 çarpı Faraday sabiti. Sonuçta delta E eşittir artı 1.044 volt olarak bulunur. Şimdi birimler ve sabitler hakkında bir hatırlatma yapayım. Burada volt nereden gelir? Moller ve kelvinler birbirini götürür. Geriye jül bölü kulomb kalır. Bu 1 volttur. Ve birimi buraya koyduk. Bu problemleri yaparken anlamlı rakamlar hakkında bir hatırlatma yapayım. Nernst denkleminde anlamlı rakamlar eğlencelidir. Anlamlı rakamları bildiğinizden emin olmak istiyorsanız buraya gidelim. Burada logaritma için anlamlı rakam kuralları var. Ayrıca çarpma, bölme ve çıkarma için de anlamlı rakam kuralları vardır. Bu eşitlik her tür anlamlı rakam kurallarını veriyor. Bu nedenle çok eğlenceli. Bunu sizin için kolaylaştırmaya çalışayım. Sınavda işlem hatası yapmaktan kaçının. Size vereceğim bütün sorular oda sıcaklığında olacak. R ve F de sabittir. R çarpı T bölü F'nin değeri 0.025693 volttur. Ln yerine logaritmayı kullanırsanız bu değer 0.0592 volt olur. Bu size sınavda verilecek. Aslında sınavda her iki eşitlikte verilecek. Biri ln için, diğeri logaritma için. Yani sizin işlem yapma yeteneğinizi sorgulamayacağız. Bu da size problemlerde kolaylık sağlar. Pekala. Dengede ne olur? Dengede Q neye eşittir? Dengede Q K'ya eşit olur.
Peki, dengede delta G'nin değeri neye eşit olur? Evet, sıfıra eşit olur. Önceden de bildiğimiz gibi delta G sıfıra eşit olursa delta G sıfır eksi RT ln K'ya eşit olur. Bu eşitliği biliyoruz. Daha önce kullanmıştık. Orada delta G sıfır denge sabiti ile ilişkiliydi. Burada ise delta G sıfır delta E sıfır ile ilişkilidir. Sanırım ne olduğunu görebilirsiniz. Bu iki denklemi birbirine eşitleyelim. Böylece yeni bir ifade bulmuş olduk. Böylece standart potansiyeli bildiğimizde denge sabitini hesaplayabiliriz. Bu da size sınavda sorulabilir. Aslında bu ünitedeki her şey birbirine bağlıdır. Bu derste sona bıraktığımız bir şey var. B12 vitamini vücuttan nasıl indirgenir? Bunu öğrenmek için beklemek zorundasınız. Endişelenmeyin. Cuma'ya kadar kalp hastası olmazsınız. Bunu Cuma günü anlatacağım.